zulüm süreci yaşıyoruz. Çoğu cemaat bu zulmü yapanlara açıktan destek verdi veya en azından sessiz kaldı. Çoğu insanın bu kesime karşı bir kızgınlığı, küskünlüğü var. İhlasın 9 emri bağlamında ehli hakla ittifak nasıl olacak? Bunlar ehli hak değil midir? Evet, önemli bir soru bu. Gerçekten çok önemli. Pek çok dini cemaat görüntüde bütün fertlerini bilmiyoruz. Cemaatin bütün fertlerini bağlayacak hüküm vermeden kaçınmak gerekiyor. Pek çok dini cemaat dediğimiz gruplar, evet, bize yapılan zulümlere bazıları sessiz kaldı. Kendi içlerinde, cemaatin içindeki bazı fertler, bazıları da zalimlere destek verecek mahiyette oldu. Bu tabi onlar için bir günahtır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de la yuhibbullahul cehre illa men zulim ayeti, şimdi metnini tam çıkartamadım. Yani zulmü açıktan ilan etmedikten sonra, zalimi açıktan bu zalimdir demedikten sonra Allah'ı sevmiş olamazsınız. Allah'a inanmış olamazsınız. O kadar çok farklı ayetler var ki, mesela وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّرِ Zalimlere yaslanmayınız. Çünkü ateş sizi yalar. Cehenneme gidersiniz demek. Zalime taraftar olursanız demek. Bu ve buna benzer ifadelerle, ayetlerde, binlerce hadis-i şeriflerle de evet, bu zalimlere bazıları açıktan destek verdi. Mazlum olan bizlere de ya siz haklısınız demedi. Böyle bir curcuna içerisinde maalesef bu 9-10 sene böyle geldik. Biz kendimiz zalimleri ilan etmeliydik, ettik yani. Çok sert konuştuk bu mevzuda. Bütün arkadaşlarımız basında da hala konuşuyor. Şimdi diğer insanlar, diğer cemaatler böyle olunca bizim o cemaatlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır? İşte burada İhlas'ın 9 emri bağlamında ehli hakla ittifak olacak. Bunları ehli hak mı kabul ediyor? Zalime destek verdi. Zalime destek vermek, bir insan o yönüyle büyük günah işlemiş olur ve gerçekten büyük günah işlemiş olur. Ama onları bütünüyle ehli hak olmaktan çıkartmaz. Onların yanlışlıklarını yanlışlık olarak söyleriz. Cemaat ismi vererek değil, şahısları tek tek sayarak değil. Genel prensip olarak şu işi yapanlar zalimdir. Bu zalimlere de şöyle destek verenler de zalimdir demeliyiz. Ve bunları ciddi anlatmalıyız. Def-i mazarrat, celb-i nef'a racihtir temel prensibini işletmeliyiz burada. Ama yaptıkları doğrular, güzellikler, Kur'an'a, İslam'a uygun olan başka şeyleri varsa o yönüyle de insaflı davranırız ve hakperest davranırız. Onları o yönüyle de karşımıza almayız, tenkit etmeyiz. Yani cemaatin hepsini, bir grubu veya böyle kötü, zalim bir levhanın altında toplayıp ya bunlar hepsi zalim demek İslami ölçüler açısından doğru değildir. Ve tabii ki baştaki münafık adam bunları da aldattı. Ya korktu bunlar. Ben birazcık da hasetlerinden olduğuna inanıyorum. Yani cemaat güçlenince, bütün zenginler hizmete himmet eder hale gelince ya bizi hiçbir zengin bırakmadınız filan gibi, yani hasetlerinden. Bunlar yıkılırsa bizim cemaat daha çok genişler düşüncesi içinde oldu onlar herhalde. Ama işlerinde pişmanlık duyanlar var. Yani şimdi mesela eskiden bütün zenginler bu cemaate gidiyor, bize bir hisse kalmıyor diye düşünen Mustafa İslamoğlu gibi kimse, şimdi hutbelerinde, sohbetlerinde bu radikal İslam'dan nefret ettiğini ve özür dilediğini, bizden de özür diliyor. Başkaları da belki zamanla anlayacak, özür dileyecekler. Biz onların yanlışlıklarına bakarak, cemaatlerin isimlerini zikrederek veyahut da belli şahısları nazara vererek tahkir etmemeliyiz şimdilik. Tenkit etmemeliyiz.
İnsaflı olmalıyız ve biraz işi zaman sürecine bırakmalıyız. Yani Hoca Efendi'nin de temel ölçüsü budur. Yani içinizde, kalbinizde herkesin belki zamanla gelip oturabileceği bir sandalye olmalı yani. Çünkü bizler kucaklayıcı bir cemaatiz. İslam dünyasını, bütün Müslümanları biz kucaklayamazsak gelecekte bunları yapacak şimdilik başka kimse görünmüyor. Ve bir de o cemaatlerin içerisinde ben %25'inin son günlerde ajan olduğu kanaatine vardım. Yani cemaatten görünüyordur, sarıklı cübbeli, konuşuyordur bir sürü aleyhte. Halbuki o ajandır. Yani o cemaatlerle bizim aramızı, bütün İslami cemaatlerin arasını açmaya gayret sarf ediyordur o. Böyle ajanlara da bakıp o bize havladı diye biz de kalkıp aynı şekilde mukabeleyi bilmisinde bulunmamalıyız. İnsaflı olmalıyız. Hoca Efendi senelerce o cemaatleri methetti. Mesela İstanbul'dan bir arkadaş geldi. Dedik hocam Mahmut Efendi'ye gittik filan dedi. Bir şey anlatıyordu Hoca Efendi'ye. İzmir'deydim. Yanındaydım o zaman biliyorum. Hayır dedi Hoca Efendi öyle demeyelim dedim. Mahmut Efendi Hazretlerinin yanındaydım demelisiniz. Çok duydum ben bunu. Hoca Efendi üstadın rükün talebelerine, üstadı görmüş talebelere çok saygılı olduğu gibi diğer bütün dini cemaatlere saygılı olmuştur. Bunu ben kendi gözlerimle kaç defa gördüm. Şeyhler, mehiller gelirdi. Hoca Efendi Bozyaka'da bile onların yanında yere otururdu. Onlar da Hoca Efendi oturuyor diye yere otururlardı sonra. Ömer Öngüt geldi mesela. O öyle yap, onu öyle yaptı. Hoca Efendi bunlardan bir şey kaybetmedi. Biz yine tevazumuz içerisinde, insaflı, hakperestlik ölçüleri içerisinde ehli hakkın, özellikle ehli hak dediğimiz cemaatlerin yanlış taraflarıyla değil ama bir yanlışı var diye bütünüyle de karşımızı alıp kötülemek değil. Doğru taraflarıyla da doğrularının yanında olmalıyız. O yönleriyle de onlara sahip çıkmalıyız. Bugünler geçici günlerdir. Biz kalıcı ve uzun vadeli bir cemaatiz. Üstad Hazretleri 300 sene sonrasına hitap etmiş. 300 sene sonra gelmiş nesillere hitap ediyor. Daha üstadın böyle hitap etmesinin üstünden 100 sene geçmiştir. Yani onun için daha önümüzde 200 sene gibi bir zaman tünelinde bugünlerimizi ileride bizi mahcup edecek. Siz de konuşuyordunuz bak başka Müslümanların hizmet eden cemaatlerin aleyhinde gibi diyecek bizi mahcup edecekleri bir cümle kurmamalıyız. Bir tavır ve davranış içerisine girmemeliyiz. Yani imanı varsa gerçekten bizim kardeşimizden tutunuz. Hillet makamına kadar, ithar makamına kadar kardeşliği yaşamalı hem ifadelerimizle hem duygu, düşünce, ruh dünyamızla hem de ağzımızdan çıkan ifadelerde bunlara dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Belki ileride bunların içerisinde biz hakperest davrandığımız için yığın yığın gelecek insanlar da olacaktır. Bunlar mevsimliktir bu siyaset ve bugünkü çıkarttıkları. Yani 300 sene içinde 5-10 sene böyle hani güneşin tutulması, ayın tutulması gibi muvakkat bir karanlık olabilir. Ya geldi ay güneşimizi kapattı. Allah belanı versin deyip ayın da aleyhinde konuşmamak lazım yani. Biraz zaman beklemek, zamana bırakmak yerinde ve isabetli olacaktır. Kısaca aktardım. Yani bir saat sohbet yapalım demişti Fatih Bey bu yeni dönemde. Şimdi yaz günlerine de geçiyoruz. İnşallah hem size faydalı olmak istiyorum hem de sizi sıkmamak. Yeter ben çok da konuştu dedirtmemek istiyorum. Sözün güzelliği kısalığındaymış. Estağfurullah. Zaten teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani bize bir şeyler anlatabilmek için çok çaba sarf ediyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Evet, yani, bu sakalla alakalı bir soru vardı. Bu sakal meselesini diğer sohbette Mayıs'ta inşallah müstakilden ele alalım. Biraz sakal üstünde bırakalım, duralım. İnşallah. Aşağıya doğru işte bu sıralamada inşallah gelecek aylarda. Birkaç tane daha soru var hocam. Onları ben yine size aktarırım. Tamam. Onları bana devam atın tabii. Evet. Yani şimdi o kadar sorular birikti ki
şey yapacağım yani böyle ayrı şey beklemeden bazı soruları kaydedip eğip YouTube kanalıma atacağım. Soran arkadaşlarımız oraları Oradan. takip etsinler. Belki Evet. cevabı orada çıkar yani. Evet, çok. Teşekkürlerimi sunuyorum. Geceniz, geleceğiniz hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi kaydı durdurduk ama belki muhabbet edersiniz diye birkaç dakika daha kalalım. Şu anda 130 kişi civarında var. Takip edenler. Allah razı olsun. Ben sorular, dediğim gibi soruları size aktaracağım ama Tamam. belki sesli sizin de muhabbet etme imkanınız olabilir veya Artık ben isteyenler sohbet olabilir. yapmayayım da böyle mesela Evet. Aysel abiyi görüyorum. Onları Evet, dinleyelim Aysel yani. abi mikrofonla açar şimdi Aysel abi. Ramazan-ı Şerif'i Müsaade nasıl geçti? var. Kazım Abi. hocam soru meselemiz bitti. Soru değil, soru değil. Hocamın son anlattığıyla ekleme bir şey söyleyeceğim. Müsaade edersin hocam. Buyurun. Estağfurullah. Buyurun. Buyur bakalım. Hocam, sizin kayınpeder olduğunu diye duydum Ali Hocam. Burada vazife yapmıştı. Tabii Doğru mu? Ali Hoca benim kayınpederdi. Allah rahmet eylesin. Şimdi Ali Hocam, ben daha hizmeti yeni tanıdığımda zaman bürosunda buraya Amsterdam'da Mevlana Camisi'nde vazife yapmıştı. İlk geldiği gün bir hadise anlattı. Bir rüya anlattı. Atıf Hoca'dan bir rüya anlattı. Bu istihdamsızıydı. Bu Tabii. aydın'da sizle birkaç sohbetinde anlattınız bu. Hasan Atıf Egemen Hoca. Allah rahmet Ha, eylesin. o hocadan bir rüya anlattı. Ben o rüyayı hiç, o anlattığını hiç unutmadım. Benim çok etkisinde kaldı. Bilmiyorum o hadiseyi siz biliyor musunuz? İpucunu Hadise şu verirseniz. hocam. Ziyarete gitmişler. Ali hocam bir Atıf hocayı ziyarete gitmişler. Bir rüyadan bahsetmiş. Rüyada Türkiye'de büyük bir sıkıntı olduğunu, sıkıntıda cemaatlerin denizlere, sahillere doğru koştuğunu ve sahilde büyük gemilerin beklediğini, birinin büyük bir geminin başında Hoca Efendi, birinin de Mahmut Efendi, birinin başında da Süleyman Efendi Hazretleri'nin olduğunu ve bu cemaatlerin bu gemilere dolduğunu söylüyor rüyada. Daha sonra denize açıldıktan sonra denizde de bir fırtına çıkıyor. Ama Hoca Efendi'nin gemisi diğer gemilere göre biraz daha büyükmüş. Denizdeki çıkan fırtınada fırtına çıkınca bu gemiler batmaya başlamış. Bu sefer Hoca Efendi'nin gemisi diğer gemilere yanaşıyor. Oradaki insanlar Hoca Efendi'nin gemisine geliyor. Bunu Ali Hocam'dan dinlemiştim. İşte az önce anlattığımız mevzularla örtüşüyor yani. Evet. Bilmiyorum siz bu hadiseyi duydunuz mu? Duymuştum evet. Evet. Teşekkür ederim. Oldu Bu hocam. yayınlayacağım Tamam. sohbetin gemilerimizi sağlam tutalım. Yani ha, gemi gemilerimize sağlam bakalım olmalı. nasıl Kaptanımız hazır sağlam. rüyadan. Kaptanımız Hazır tutalım sağlam. hocam. Hazır tutalım hocam. Hazır Ha, tutalım gemilerimizi. Yani çok gemiler önemli. hazır tutsun. Gemiler sağlam olsun. Kaptanımız sağlam. Yani Tamam. Elhamdülillah. Bir ha. problem yok elhamdülillah. Peki. Teşekkür ediyoruz Yasin hocam. Sağ Teşekkür olasın. ederim. Evet, başka Hasan abi buyurun Hasan abi. Aysel abiye söz Buyurun. verdik ama yarıda kaldı bak. Sıra Hasan Aysel abi abi de de. kaldırdı. Aysel abi, Tabii. Hasan abiye söz vereyim. Sana gelelim Aysel abi hemen. Bir dakika içinde. İtamı Hasan abi yumuşak buyurun. olsun Aysel abi. Şimdi ben muhterem hocama öncelikle çok güzel böyle can damarlarımıza dokunacak şekilde vaazına saadet ettiği için Estağfurullah. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani büyük bir şevk ve heyecanla kendisini takip ediyoruz. Buradan hareketle Hoca Efendi'nin bütün gelen cemaat liderlerine saygıyla davrandığını beyan ettiler. Fakat Ömer Öngüt'ün birçok yerde cami önlerinde, sağda solda hizmetin aleyhinde adamlarıyla beraber konuşmasına rağmen buna nasıl müsamaha gösterdin, nasıl böyle Peki, davrandı Hasan kendine abi, hayret ediyor. evet, Allah razı Yani olsun. şöyle diyeyim kısaca bildiklerim var. Ömer Öngüt'ü seven o kadar temiz insanlar vardı ki şimdi Hoca Efendi onlar şöyle bağışlayın havluyor diye mukabelede bulunsa o temiz tabandaki insanlar da belki Ömer Öngüt'te haklı derler filan böyle bir şey de düşünmüş olabilir.
İslami ahlak olarak Hoca Efendi zaten hiç kimsenin aleyhinde konuşmuyor yani. Biliyoruz bunu. Eskiden beri çok dikkatliydi bu mevzuda. Yani Hoca Efendi anlatacaklarını genel ölçüler içerisinde anlatıyor. Ömer Öngü sadece Hoca Efendi'nin değil, bütün dini cemaatlerin aleyhinde konuşmuştur. Yani Süleymancı kardeşlerimize kafir demiştir. Düzce'de broşürler neşetmiştir. Ben Düzce'de çok gittim. Ömer Öngüt'ün ziyaretine de gittim 78'lerde. Düzce'de bir evimiz vardı, bir dershane. İki ev sırt sırta böyle. Bu tarafın bahçesi var, bu tarafın bahçesi var. Talebelere sohbet yaptım. O curcuna günleri yani kim vurduya gidiyordu insanlar 78'lerde, 79'larda. Böyle İmam Hatip talebeler kalabalık bir talebe grubuna kardeşliği sordular. Nasıl birlik beraberlik olacak? Nasıl İslami cemaatler bir olacak diye. Ben de o akşam sohbeti ona tahsis ettim. 1,5 saat kadar filan. Az ileride de oturan bağışlayın böyle zaten haliniz gibi nurani ama böyle biraz daha gür sakallı bir yaşlı bir zat oluyor. Yani talebe değil yani belli ki o talebelerden daha yaşlı bir zat oturuyor. Onu tanımıyordum ben. O zat sohbetten sonra geldi, öptü, kokladı filan. Ya ben de böyle düşünüyordum ama ifade edemiyorum dedi. Ömer Öngüt oymuş yani. Ömer Öngüt'müş o. Yani ev, dershane dediğimiz talebelerin kaldığı ev de onun evi. Kendisi bu taraftaki evinde kalıyor. Bahçesi ayrı. Bu taraftaki evde talebeler kalıyor. Öyleydi yani. Çok hoşuna gitmişti. Hoca Efendi hiçbir zaman ben öyle Hoca Efendi'nin isimler ele alarak böyle gıybet ettiğini, adetlerini konuştuğunu kimsenin ama kimse için duymadım yani. Konuşacaklarında işareten konuşmuştur. Mesela birisi geliyor diyor ki hocam filan insan böyle konuşmuş, şöyle yapmış. Ne dersiniz? Yani dini cemaatler olarak değil de mesela bir gazeteci olarak. Ben de orada oturuyordum. Bana dedi ki o zaman Manisa'da kalıyordum ben. Dedim Manisa'da tımarhaneden kaçan birisi var mı dedi bana. Sadece sordu geçti yani. Anlıyoruz yani. O adam az önce onun diğer arkadaşın sorduğu ismin tımarhane kaçkını olduğunu söylemek istiyor. Ama öyle bir şey demiyor yani. Anlarsınız herhalde demek yani. Hoca Efendi hiçbir zaman şahısların bile aleyhinde konuşmamıştır. Atatürk için bile yani böyle ben işte Edirne'deyken Yunanistan tarafından biz Atatürk'ün aleyhinde konuşunca ona alındım, ona cevap verdim filan dedi yani. Ona bile sahip çıktı. Aleyhinde konuştuğunuz kim olursa olsun kaybedersiniz. Yani size bir şey kazandırmaz bu. Cemaatinize de bir şey kazandırmaz. Siz sadece rahatlarsınız yani. Ama eğer insanları kazanmak istiyorsanız kötülüğüne karşı iyilikle mukabele etmek ve görmemezlikten gelmek bu pasiflik değildir. Zamana bırakmak ama daha farklı güzel şeylerimizi onlara göstermeye çalışmak yerinde ve isabetli olacaktır. Bütün dini cemaatlerin cemaatimiz tarafından kucaklanılmasını tavsiye ederim. Aleyhte konuşmak kolay bir şeydir yani. Hasan abi anlatabildim mi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Allah razı olsun. Aysel Vefa Bey vardı. Aysel hocam onu tanıyacaktır. Hakim yani. Kemal Paşa da hakimdi. Vefa Bey. Çok zarif bir insan. Gerçekten hayran olurdum ona. Hoca Efendi ona çok saygı duyardı. O da Ömer Öngüt'ün cemaatinden. Ama Hoca Efendi Vefa Bey'e hayrandı yani. Aysel abi de bilemiyorum o Vefa Bey'i tanıyor mu? Hatırası var mı? Aysel abi buyurun Aysel abi. Evet, Allah razı olsun. Güzel konuşmalar oldu. Güzel sorular soruldu. Güzel cevaplar verildi. Ben Ömer Öngüt'ü ve Hakim Vefa Bey'i çok yakından tanıyorum. Onunla alakalı Hoca Efendi'ye söylediğimiz bazı şeyler olduğunda Hoca Efendi kesinlikle menfi anlamda bir şey söylemezdi. Evet. Temel Duymadım ölçümüz. derdi. Duymadım derdi. Ve Allah alem şöyle demek istemiştir diye onun söylediğini düzeltmeye çalışıyorum. Onun için bizim hocamız çok muhterem bir insan. Allah hepimizden razı olsun. Hepinizden razı olsun. O istikamette yola devam etmek en güzeli. Tabii değerli hocamızın da şu anda konuşma konumunda bulunan hocamızın da Allah razı olsun. Çok şeyler
Ama bir şeye dikkat etmekte de fayda var. O da zamana elden geldiğince zamanı da belirlemek suretiyle çok soru sorularak sonradan çok ya bunlar nereden çıktı bunlar denilmeyecek noktaya getirmek lazım. Onu da acizane arz ediyorum. Zaten Estağfurullah. yapıyorsunuz. Allah bilgine razı Estağfurullah. olsun. Sevgilerimi Ben teşekkür sunuyorum. Uzun ediyorum. ömürler diliyorum. Allah razı olsun abi. Serhat Bey el kaldırdı. Serhat Bey alalım. Abi ben bu programda emeği geçen bütün abilere çok teşekkür ediyorum. Başta Necdet Hocama çok teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Sağ olun, var olun. Çok güzel, dolu dolu bir programdı. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Feyyaz abi buyurun. Selamünaleyküm hocam. Hayattasınız Allah'a şükür ya. Yaşıyorsunuz. Güzel. Evet buyurun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bu Ömer Öngüt'le ilgili Bursa'da onun ihvanı olmuş. Daha sonra melamet neşvesi gönlünde uyanınca oradan ayrılmış bir şahsı tanıdım ben. Onun bir ifadesi olmuştu. Acaba onu doğrular mısınız? Bilginiz var mı? O manada sadece bu anekdotu aktarmak istiyorum. Müspet mi abi? Menfi ise söylemeyelim. Müspetse söyleyelim. Beyaz abi. Yok, yok, yok. Menfi veya müspete onu hocam karar verecek. Şöyle, Hoca Efendimiz 70'li yıllarda hasta olunca bir hastalığı olmuş. Hastanede Ömer Öngüt onu ziyarete gitmiş. Tabii tasavvufi manada gönülden gönüle bir sohbet olduğunu ve oradan her ikisinde mutlu bir şekilde ayrıldığına dair bir bilgi aktarmıştı. Yani ben hocama sadece kısa olarak şunu sorabilirim. Yani Hoca Efendimizle Ömer Öngüt'ün bir tanışıklığı bir dönem vardı, oldu. Yani yüz yüze veçen. Ama daha sonra araya başka sebepler girme ihtimali var mı? Oldu mu yani? Bunu sorabilirim hocama. Şimdi Necdet Hocam'ın bilgisi Ömer var mı bu hususta? Öngüt'ü hastanede hocamla görüştüğünü duymadım ben de, fakat Ömer Öngüt'ün Bozcak'a ilk yapıldığı dönemlerde 70'li yıllarda, yani 77, 78, 79 o dönemlerde Bozcak'a da hocamı ziyaret ettiğini iyi biliyorum. Çünkü ben de oradaydım. O zaman asansör de yoktu. Aysel hocam bilir oraları. Merdivenden çıkırıyordu böyle. En üst katta, çekme katta hocamın kaldığı yere. O zat çıkarken yanında başkaları da, birkaç adamı da vardı herhalde. Böyle nefes alıyor çıkarken merdivenlerden, ediyor filan böyle. Peygamber kokusu var burada, peygamber kokusu var burada diye diye çıktı oraya. Hocam da çok alaka gösterdi ona. O da hocamın yanında konuşmadı, yani saygılı davrandı. Çok saygılı davrandı. Ama daha detaylı konuşmalar neydi onları hatırlayamıyorum. Yani öyle bir şey hatırlıyorum ama ben bunu bizzat kendim gördüğüm bir manzaraydı bu. Ama sonra onları farklı şekilde konuşmaya sevk eden şeyler nelerdi bilemiyorum. Yani bu tabiri kullanmak istemem ama yani Ömer Öngüt'ün öyle bir ilmi falan yok. Yani ayakkabı tüccarı bir insandı o. Ayakkabı. Yani küçümsemek için söylemiyorum yani. Ticaret yapmak kötü bir şey değil. Ama ticaretle meşgul olan bir insanın haliyle ömrünü ilme vermiş, 7 yaşında hafız olmuş, 10 yaşında Arapçayı ana dili gibi konuşabilen, 11 yaşında İbn Hacer'in El İsabe fi Temyiz-i Sahabe Nam, Sahabe-i Kiram'a anlattığı kitabı böyle okuyup koyunların arkasında filan hıçkıra hıçkıra ağlayabilen bir insanın ilmi seviyesiyle, yani hayatı kitap ayakkabıcılık ticaretinde geçmiş bir insanın seviyesi aynı olmaz. Şöyle Necdet Hocam. olabildiğini tahmin ediyorum. Muhammed Hocam konuşacak, o da hoş gelmiş. Şunu da bitireyim, özür dilerim. Şöyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani Süleymancı kardeşlerle Düzce'de aslında o Düzcelidir. Düzce'de birbirlerine girdiler. Ben Düzce'ye çok gidiyordum. İzmir'den ayda bir çevre hizmetlerinde Tahsin Şimşek abilerle biz daha çok Düzce tarafına gittik geldik. O zaman Bolu'da bir hizmet yoktu. Düzce'de baya bir hizmet vardı. Talebe hizmeti. İmam Hatip Okulu müdürü Satılmış Bey vardı. Otobüslerle talebeleri İzmir'e vaaza gönderirdi. Yani yol parasını, otobüs parasını kendisi nereden buluyorsa verirdi. Onun için ama orada
Böyle bütün esnaf esnaf dolaşıp broşür dağıtırlardı. O kafir, Süleymancılar ona kafir diyor. Süleymancı kardeşler o onlara kafir diyor. O kafirliği de aşarak katli vacip fetvalarıyla bu ifratlar ve tefritler zaman içerisinde. Bir de bazıları Hoca Efendi'nin bir sohbetinde ben Kabe'yi tavaf ederken Kral Faysal'ın Kabe'yi temizlediğini gördüm. Yani oraya süpürdüğünü gördüm diye bir cümle kullanmıştı. İşte bazıları kötü niyetli olanlar yani Kral Faysal Vehhabidir, Fethullah Gülen sen de mi yani Vehhabiliği methediyorsun deyip aleyhte kitap yazdılar. Onların etkisi altında kaldığını da Ömer Öngüt'ün duymuştum. Birileri bir şeyler söylemiştir. O da dinlenmediği için zaten böyle insanlar Hoca Efendi'nin vaazlarını, sohbetlerini filan dinlememiştir. Yani neye dinlesin ki? Kendisi zaten biliyor havasında veya biliyordur da gerçekten ve etrafında onları dinleyen bir cemaati var. Yani olmuş geçmiş sebepleri üstünde hikmetleriyle beraber hocam, ayrıca durulabilir. Hocam Allah razı olsun. Abi hocam. Feyyaz abi çok özür diliyorum Feyyaz abi. Benim ufak tehlikeye girdi. Namaz tehlikeye giriyor. Akşam evet bizim de namazımız tehlikeye giriyor. Yani bu programın bitiminde namaz kılabiliyorum ancak. Ancak. Onun için sizden özür diliyorum. Birincisi kısa 1-2 dakikalık vaktimiz var. Muhammed Hocam bir söz istiyordu. Ha, bir şey söyleyeceğim. Önce hocama teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sohbeti için. Necdet abi biliyorsunuz İzmir'de 80 yaşları civarında yaşlı bir zat vardı. Emekli hakim Ömer Bozcalı mıydı? Ömer Lütfü Bozcalı. Ömer Lütfü Bozcalı. Mesela o bize bina verdi. O binası okul Şifanın oldu. İlk binası onun verdiği binadır. Şifanın bina, ilk binası bir de okul mesela, okul verdi bir de. Okul yapıldı. Okul verdi. Biz o zatın evine gidip geldiğimiz zaman Ömer Öngüt'ün hep kitaplarını görüyorduk. Okuyordu. Evet. Fakat bizim hizmetimize de ciddi müzahir olmuştu. Tabii. Yani her zaman müsbet hareket etmekte tabii fayda var. Kimsenin bravo aleyhinde konuşmamakta fayda var. Tabii. Onu seven insanların bizi sevmelerine teşekkür engel ederim olmamak lazım. Çok önemli. Sohbetin içinde o bir cümle geçmişti yani. Niye Hoca Efendi? Çünkü etrafında Hoca Efendi'yi seven ve evet Hoca Efendi'nin tanıdığı çok muhterem insanlar vardı. Vefa Bey bunlardan bir tanesiydi. Evet Ömer Lütfü Bozcalı da avukat onlardan bir tanesiydi. Onu da seviyorlardı. Hoca Efendi'ye de çok saygıları, sevgileri vardı. Hoca Efendi birleştirici olduğu için birisi gelse bana kafir dese onun demesiyle ben kafir olmam ki yani. Evet. Teşekkür peki ederim. Muhammed Hocam evet, destekleyici hocam oldu. Ömer evet. Ömer şeyi de Ömer Lütfü Bozcalı'yı da rahmetle anmış olduk yani. Evet. Allah razı olsun. Peki. Hocam zaten size çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimizi arz ediyoruz efendim. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Dualarınızdan lütfen lütfen eksik etmeyin bizleri. Allah'a emanet olun. Saygı, amin. 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 Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Saygılar. Allah razı olsun. Saygılar. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun.